Dünyanın en zarif başkentlerinden birindeyiz bu hafta. Ve yeni sezonun yeni bölümünü bu zarif kentin bir parçacık dışından Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın yanı başındaki zarif bir sarayından açmak istedik. Prens Eugen'in 17. yüzyıldan kalma sarayı Schlosshof'tan. Burası 7 terastan oluşuyor ve Viyana'ya sadece 45 dakika uzaklıkta. Daha yeni Versailles bahçelerini açtıklarını duyunca çiçeklerle bezeli çiçeği burnunda Versailles bahçelerine getirdik sizleri. Sene 1990. 24 yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih yüksek lisansı yaptıktan sonra geldim. Hayatımın dönüm noktası olan Viyana'ya. Dönüm noktası dedim çünkü işletme doktorası için geldiğim bu şehir hayatımda ilk kez yalnız yaşadığım yerdi. İtiraf etmeliyim aşık olduğumu o yıllarda bu şehre. Son 9 yılın ard arda dünyanın en yaşanılabilir şehri seçilen Viyana o yıllarda da öyleydi. Sakin, zarif, aristokrat, huzurlu, şık ve yavaş. Yeni sezonu Viyana ile açmak benim için duygusal hatıraları canlandırdı. Viyana'ya bu gelişimde zaman zaman neşelendim, zaman zaman eğlendim ama çoğu kez de duygulandım. Gencecik ruhumla, ilk kez geldiğim yıllardaki hislerimle şimdiki yaşımın olgunluğu bir araya geldi sizlere sunarken Viyana'yı. Ve işte karşınızda bildiğiniz ve bilmediğiniz bir Viyana. Schönbrunn Sarayı 18. yüzyılın en muhteşem mimari eserlerinden biri. Burası vaktiyle Habsburg Hanedanı'nın yazlık sarayıymış. 1560'larda Kutsal Roma İmparatoru 2. Maximilian Viyana sınırlarında verimli bir ovayı satın almış. Ovanın ortasında bir su kaynağı görmüş. Suyun tadını çok beğenince buraya bir çeşme yapılmasını istemiş. Çeşmeye güzel çeşme anlamında Schönbrunn adını vermiş. Bahçeye de avcılık yapılabilsin diye pek çok hayvan getirtmiş. Aslında Avrupa'nın en eski hayvanat bahçesini oluşturmuş. Bilerek ya da bilmeyerek. Sarayın içinde 1400'den fazla oda var. Bunlardan bir tanesi de kiralayabileceğiniz bir otel odası olarak kullanılıyor. Türkler buradaki av köşkünü yıkınca kraliyet ailesi için yazlık saray olarak yeniden planlanmış. Odaların bir kısmı çok görkemli. Büyük galeride meşhur Viyana Kongresi toplanmış. Aynalı salonda 6 yaşındaki Mozart konser vermiş. İmparatoriçe Maria Theresia da 16 çocuğu ve 1000'e yakın hizmetçisiyle bu sarayda yaşamış. Ayrıca Sisi adıyla bilinen ünlü İmparator Elizabeth de burada bayağı bir vakit geçirmiş. Sarayın bir başka önemi de Habsburg Hanedanlığına son veren anlaşmanın burada imzalanmış olması. Sarayın bahçeleri muhteşem. UNESCO Dünya Kültürel Mirası listesine girmeyi başarmış olan bahçe bence barok tarzın en güzel örneklerinden biri. Burayı sadece bir saray olarak düşünmeyin. Schönbrunn inanılmaz sürprizler barındırıyor içinde. İsterseniz gelin size iki tanesini göstereyim. Viyana'da çok sayıda saray var. Güzel manzara adını taşıyan Belvedere Sarayı da bunlardan bir tanesi. Aşağı ve yukarı Belvedere olarak iki bölümden oluşuyor. İki bölüm Paris'ten getirilen ünlü bir bahçe tasarımcısı tarafından muhteşem bir bahçe ile bağlanmış. Programımızın açılışında Schlosshof Sarayı'nı gördüğümüz Savoylu Prens Eugen için yaptırılmış burası. ...1683 yılındaki Osmanlı kuşatmasında 19 yaşında olan prens gösterdiği askeri başarıyla kısa sürede bayağı bir para yapmış. İmparatordan sonra gelen en önemli ikinci adam olmuş Avusturya'da. 1723'te tamamlanan Yukarı Belvedere Sarayı'nda prens zamanında büyük eğlenceler düzenleniyormuş. İşin ilginç tarafı sarayda ağırlanan ilk isimlerden biri Osmanlı Büyükelçisi
İbrahim Paşa olmuş. Prens Eugen öldükten sonra İmparatoriçe Maria Terezia'ya satılmış bu barok saray. 1955 yılında yukarı Belvedere'de bulunan mermer odada İngiltere, Sovyetler Birliği, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Avusturya arasında Avusturya Devleti Anlaşması imzalanmış ve o tarihten sonra Avusturya tamamen özgürlüğüne kavuşmuş. Bugün saray büyük bir sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Her yıl 1,5 milyona yakın ziyaretçinin gezdiği sarayda dünyanın en büyük Gustav Klimt koleksiyonu bulunuyor. Şimdi gelin yukarıya çıkıp ekibimizden Serdar Büyükkoyuncu ile sohbet edelim biraz. Şu anda Belvedere Sarayı'nın en güzel salonlarından birindeyiz. Serdar, bu sarayda çok önemli sanatçıların eserleri var. Peki sen en çok hangi sanatçıyı seviyorsun? Gustav Klimt elbette Saffet. Avusturya kadar meşhur bir ressamdan söz ediyoruz. Aslında böyle varaklarla olduğuna bakma. Onun çok ciddi realistik resimleri var. Altın varakçılığı babasından geliyor. Babası sanatçıymış. Fakat onu almış, eğitimini 14 yaşında cebine koymuş. Sonra realistik resimler yapmaya başlamış. Kiliseleri, katedralleri, sarayları süslemiş. Hatta kendisine altın madalya ödülleri vermişler. Her şey çok güzel, çok da başarılı olmaya başlamış. Tam para kazanmaya başlamış ama bu defa ne olmuş biliyor musun? Çok sevgili ve ortağı olan kişi, kardeşi Ernest de babası da ölmüş. Öldükten sonra Gustav Klimt sanat tarzını da değiştirmeye başlamış. Babasından aldığı eğitimde resimlerini uygulamaya başlamış. Gördüğün gibi böyle varak resimler yapmaya başlamış. Pek çok resim var bu şekilde yapılan. Bunlardan en değerlerinden bir tanesi de arkada gördüğün öpücük resmi. Peki öpücüğün hikayesini biliyor musun? Kültür Bakanlığı çok önemli bir iş yapıyor Saffet. Çok değerli ünlü ressamların resimlerini toplayıp zaten Avusturya müzeler ve saraylar şehri duvarlarında sergiliyor. Öpücük de onlardan bir tanesi. Bugünün parasıyla 175 bin euroya 1908'de bu resmi de satın alıyor ve buraya sergilemek üzere asıyor. Aslında bu müzede Gustav Klimt'in bitiremediği bazı eserler de var. Özellikle iki tane eser çok önemli. Bunlardan bir tanesi empresyonist etkilerle yaptığı Gelin isimli çalışma ve bu çalışmada 13 tane yüz bulunuyor. Diğeri ise Adem ile Havva adını taşıyor. O dönemde 4 tane büyük sanatçıdan bahsediyoruz. Bir tanesi Schiele, bir tanesi Kokoschka, bir tanesi Klimt, bir tanesi de Wagner ve ne ilginçtir ki hepsi aynı tarihte 1918'de hayata veda ediyorlar. Terazi Sarayı 13. yüzyılın sonlarında inşa edilmiş. 1622'de Macar Esterhazy ailesinin mülkiyeti altına girmiş. 300 yıl boyunca ailenin ikamet ettiği yer olarak da kalmış. Aslında savunma amaçlı inşa edilmiş bir ortaçağ kalesiymiş. Sonradan saraya dönüştürülmüş. Önünde hendekler varmış mesela ta 19. yüzyılın başlarına kadar. Şu anda Avusturya'daki en önemli saraylardan biri olan saray Esterhazy Vakfı'nın mülkiyetinde ve Viyana'nın turistik cazibe merkezlerinden biri.